Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uluslararası Nasıl Oynanır serisinde Çin'i göstereceğim. Çin'den oynarken nerelere dikkat etmek gerek, nasıl başlanır, onları size anlatmaya çalışacağım. Bu serinin devamını istiyorsanız lütfen Twitch ve YouTube kanalımıza abone olun. Like ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki Uluslararası Oynanır serisinde hangi ulusu görmek istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Hadi şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar, Çin'den başlarken tüm işçiler ilk önce oduna gider. Bir tane vergi memuru basarsınız. Ondan sonra işçi basmaya devam edersiniz. Odun toplayan işçilerden biri de bir tane mil atıyorum. Vergi memuru buraya gidecek. Daha böyle şurada dikkat etmeniz gereken olay şu. İlk önce oduna gönderdik ya, ama odun toplayan işçiler beri odunu TC'ye bırakmayacak. Şuraya bırakacak, mile bırakacak. Vergi memuru atalım. Vergi alsın diye. Bakın beyler, odun 100, normalde 5 defa topladık. 5 işçiden topladık. 150 olması gerekiyor. Ama vergi memuru attığımız için gördüğünüz gibi fazla geldi odunumuz da. Bu şekilde oynayın. Siz de bu şekilde Çin açılışı yapın. Ondan sonra çıkan bir işçiden beyler köye atıyorsunuz. 6-40 nüfus verir. Eve nazaran daha iyidir. Attık bir tane beyler. Ondan sonra çıkan bir işçi oduna gidiyor. Beyler oynamaya devam ediyoruz. 3 odun topladıktan sonra direkt beyler altına gönderin. Çıkan işçi ete gitmeye devam eder. Şuraya atabilir miyiz? Yok. Şu şekilde attık. Dediğim gibi çıkan işçiler ete gitmeye devam ediyor. Benim genelken böyle Çin'den başlangıcım bu şekilde. Çin'den birçok başlangıçlar var, farklı farklı. Ama ben en iyi olarak bu başlangıcı görüyorum ve bu başlangıçtan başlıyorum. Tabii gerisi size kalmış, nasıl başlamak istiyorsanız. En gereken böyle tercih ediyorum. Buradaki beyler vergiyi de takip edin. Kırık olunca her zaman toplayın beyler. Çünkü vergi memuru birinci çağda en fazla 40 altın alabiliyor. Yani 40'tan fazla bir ikisi örneğin 60 olursa direkt al götür al götür yapmıyor. Biraz beklemek de gerekiyor. O yüzden 40 olur olmaz vergi memurunuzdan toplayın onu. 40 oldu. Aldım beyler. Bıraktım. Tekrardan gönderiyorum. Bu arada böyle Çin'de oynarken eti onun içi gönderdin. Yeter. Hem geyik hem domuz. Çıkan işçi altına gitmeye devam ediyordu böyle. Ben 5 işçi altına gönderiyorum. 10 etçi olduktan sonra. Rakibimiz Osmanlı. Map yüksek görünüm. Balbakan'ı şuraya atabilirim. Güzel bir yer. Şuraya da atabilirim ama burası bize biraz uzak. O yüzden buraya atmayı tercih edeceğim. Hem milimi olur, hem köyümü olur, hem geyikleri safe almış olurum. Haritayı açmaya devam ediyoruz. Evet, siz de yorumlarda belirtin bir sonraki Uluslararası Nasıl Oynanır serisinde hangi ulus gelsin, hangi ulusu görmek istiyorsunuz, ona göre video çekerim. Ve şunu da merak ediyorum, böyle deniyor musunuz, deneyince nasıl oluyor? Böyle geldim şuraya, bal bakalım bir işçi atıyorum, ete tekrardan bir işçi gönderiyorum, eti onluyorum. Ondan sonra tekrardan golda gönderdim. Dediğim gibi böyle sizler de yorumlarda belirtirseniz işte denedim, oldu, olmadı, işte yapmaya çalıştım gibisinden hem orada da sorularınıza cevap vermeye çalışırım ya da yayınlara gelip direkt sorabilirsiniz, yayınlarda da cevaplamaya çalışırım. Ama tabii YouTube'a yorum yaparsanız ayrıca sevinirim. Çünkü gerçekten beyler bu Uluslararası Nasıl Oynanır serisinde ciddi emek veriyorum. Yani kolay bir şey değil. Hem oynayarak anlatmaya çalışıyorum size. Tek tek rakibin hamlesine göre şöyle oldu, böyle oldu. Sizi analiz etmeye çalışıyorum. O yüzden sizler de eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Rakibimiz çağa geçti. 5 işçi altında oldu. Ondan sonra ete göndermeye tekrardan devam ediyorum. Kılık oldu beyler. Tekrardan geldim, aldım. İşçileri siliyorum. Tekrardan vergiyi atadım. Altındaki 5 işçinin. Şunu atıyorum. Bunu oduna bitişik atın beyler. Şu şekilde atarsanız iyi. Hem değirmeni bufflayacak, hem odunu geniş bir alanda bufflayacak. Ondan sonra bir de yapacağım hamle şu. Aldım 8 işçi. Oduna gönderiyorum.
Ette 6 işçi bırakıyorum belirle ben genelken. Onun da sebebi vergi memuru basacağım için normalde 4 işçi yeter. Ondan sonra çıkan işçiler böyle oduna gitmeye devam ediyor. Rakibimi açıyorum. Rakip oduna girmiş. Büyük ihtimal agresif gelecek. Çünkü taşa da girmişti. Daha bir askeri binası yok. Evet geldim. Direkt böyle bunları taşa gönderiyorum. Rakip G'ye gitmiş. Geldim topladım beyler. Şunları da alt taşa gönderiyorum. Vergi memurunu geldim buraya gönderiyorum. Şunu oduna göndereyim. Bir tane vergi memuru basıyorum. Geldim direkt attım şeyimi. Vergisini. Böyle genelken Çin'e oynarken ilk başta işçileriniz en çok nerede çalışıyorsa oraya gönderin vergi memurunu. Daha efektif olur. Aklınızda bulunsun. Çünkü daha çok o işçiler çalışacak. Geldim Lumber'ımı atıyorum şöyle. Diğer işçiler. Vergi memuru Lumber'ı atadım. Geldim bu işi o zamana kadar vergi toplayayım. Biraz daha bir tane daha basmak istiyorum. Genelken ben Çin oynarken bile vergi memurlarını çok erken basmaya çalışıyorum. Bunun sebebi ise pasif altın geliri ve daha çok işçide çalışsın. Evet. Geliyoruz. Rakip bizim taşa girdiğimizi gördü. Biz de rakibi kontrol edelim. TC atacak mı? Bu sırada böyle geldik. TC'lik taşımız geldi. Oduna gönderiyoruz. Bir de böyle bak dikkat edin. Burası 850 olmadan TC'lik taş geldi. Bunun sebebi ise dediğim gibi vergi memuru bıraktığımız için hızlı topluyor. Evet. Şunu da bırakalım. Şunu şuraya atalım. Bir tane daha vergi memuru basalım. Rakip taş topluyor. Şu coin'ları bırakalım. Coin'ları bıraktıktan sonra rakibimizin ne yaptığına bakalım. TC'yi böyle şuraya atabilirim. Burası biraz safe. Hem altın hem taşı korur. Şu şekilde kendimizi kapatabiliriz hafiften. Bir riskli olmasını istemiyorum. Geldik. TC'imiz de geldi. Şuraya atıyorum. Hatta şuraya atalım. Daha iyi olur. Miri de korumuş oluruz bu şekilde. Evet. Geldik. Rakibe bakıyoruz tekrardan. Şuradan da şu şekilde kapatacağım. Vergi memuru da çalışmaya devam etsin. Lumber'ı yeniliyorum. Bu toplamaya devam etsin bu sırada. Bunlar da. Evet geldik. İşçilerimizi ete gönderiyoruz. Geri kalan da ete göndereceğim. Rakibime bakıyorum. Ekomu düzeltmeye çalışıyorum. Böyle bu sırada kapatıyorum bazı yerlerini. Horseman açılışı yapacağım. Horseman açılışı yapma sebebim ise rakibim burada geyik topluyor. Görüyorum. Hatta geldik böyle şu 12 işçiden şuradakini şuraya atalım. Şuradaki vergi memurunu da şuraya atalım. Diğeri ise vergisini toplamaya devam etsin. Şu iş TC oduna çıksın. Bu TC ete gitsin. Ete ihtiyacımız var. Evet rakibe bakıyoruz ne yapıyor ne ediyor. Şuraya kapatmaya başladık hafiften. Geri kapını alıyorum. Vergi memurumuzu görevlendirdik. Evet geldik böyle bir tane stable atıyorum. Ete daha fazla işçi gönderiyorum. Rakip Blacksmith atmış. Hescastle yapıyoruz sorun değil. Biz de birazdan çağa geçeriz. Bu işçiyi aldım. Altına gönderiyorum. Sıkıntı değil. Zarar veremez. Geldik tekrardan. Şuraya kapımızı attık. Bir iki tane at basacağım. Sebebi ise rakibime delik toplatmak istemiyorum. Evet, atlarımız çıkmaya devam ediyor.
Şu an beyzimiz çok korunaklı beyler. Şundan dolayı korunaklı. Hem balbakanımız var, sağ tarafımız kapalı. Şu taraftan sadece açık alan, bu taraftan da zarar verecek bir alan yok. Bir tane daha basıyorum Horseman. Rakip dedikleri topladı aldı. Çünkü şu an haritada gözükmüyor. Sorun değil bizim için. Şuraya geldim, bir tane daha köy atıyorum. Aynen. Şunu öldürelim. Bizim için çok iyi olur. Bir tane vergisi azalır. O sırada basmaya devam ediyorum. Eko aplarından vibera varıyorum. Odun apını aldım. Yiyecek tozlu toplama apını alıyorum. Daha da uzatacağım. Rakip verdi Vodoro'yu. Kaçıyorum. Kaç. Kaç. Kaçtı. Evet, öldürmemiz gayet bizim için iyi oldu. Şimdi rakibi oyalayacağız artık. Altın apını alıyorum. Toplasın vergileri artık bu da. Rakibi şu an oyalayacağım beyler. Tek yapmam gereken olay şu an bu. Rakibi ne kadar oyalarsam benim için o kadar iyi olur. Geldim. Oduna gönderiyorum artık. Oduna ihtiyacım var. Çağa geçeceğim. Altınım gelir gelmez. Yardım size şunu da anlatayım beyler. Mesela bazıları soruyor. TC bazı diyor oyuncular diyor TC, mesela Çin'de TC yan yana atıyor. Yakına atmıyor. Bunun sebebi ise şundan dolayı beyler. Aslında basit bir sebebi var. Şuraya baktıktan sonra anlatmaya devam edeceğim. Bunun sebebi ise beyler şundan dolayı. Çünkü yan yana atıyorlar ki vergi memuru direkt mesela yere bir şeye bıraksın, mesela ekonomik binaya bıraksın. TC'ye mesela yardım atınca TC'ye bırakıyor. Bu sefer toplayamıyorsunuz. Ondan dolayı böyle sebebi. Yani örnek veriyorum, biz mesela böyle TC atsaydık buradaki mesela dediğiniz gibi 117 altın virge birikmeyecek. İşte daha hızlı çalışmayacaktı. Sebebi o kısacası. Direkt stable açılışı yapacağım böyle rakibe. Ben de bir tane atıyorum. Geldim şuraya bir tane mil atıyorum. İşçiler buradan çık çalışsın artık. Geldik, düzelttik işlerimizi. İmamımızı gönderiyoruz bunu alması için. Buradaki Horseman halen burada. Dediğim gibi de rakibimiz Fast Castle yaptı ama bizim için sıkıntı değil de durum. Şimdi oduna göndereceğim artık. Çünkü artık oduna ihtiyacım başlayacak. Farm açmaya başlayacağım. Evet, geldik, bıraktık. Şunu öldürelim, adam bizi görmesin yaptığımızı. Bunlar önemli detaylar beyler. Adam sizden hiçbir zaman görüş almamaya çalışsın. Tamamdır, geldik, öldürdük beyler. Knight'larımızın çıkmasını bekliyoruz. Knight'lar da çıktı. Geldik. Şimdi D'de başlayacağız her türlü. Farmımızı açıyoruz. Şuraya bir tane köy atalım. Geldik beyler. Şuradan at işimiz bitti. Vergimizi alalım. Gelelim. Şuraya görevlendirelim artık. Şu koyunu kessin. Geldik. Şunu da alalım. Şuradaki iki TC mantığını umarım anlamışsınızdır beyler. Eğer anlamadıysanız size yayında tekrar anlatırım. Dediğim gibi örnek veriyorum, ben TC şuraya atsam beyler. Mesela bak, işçiler adam buraya bırakıyor, bak buradaki vergi birikiyor. Ama TC buraya atsaydım beyler, işçiler oraya bırakacaktı. Bu sefer vergi alamayacaktı. İşçiler bufflı çalışamayacaktı. Ondan dolayı şuradan güzel bir date attı. Alabildiğimizi alalım. Şunu öldür, öldür şunu. Tamam, öldürdük, çok iyi. Şuradaki işçilerimizi gönderelim, askerlerimizi. İmamı alalım. İşçi, aydır işçilerimizi biraz taşa gönderelim. Altımız çok şişti. Bu kadar altın bize yeter zaten. Geldik, şuraya gönderdik, patrolu verdik. Knight basmaya devam ediyoruz. Farm açmaya başlayalım artık hafiften. Farm ekomuz gelsin.
Geldik. Şuraya görev endiriyoruz artık. Secret'ları kapabiliriz. Hiç fight'a girmeyeceğim. Gerek yok. Şuradaki işçileri alıyorum beyler. Şuradaki mide gönderiyorum. Çünkü şu an harita hakimiyeti çoğu bende. Adamın horsemanleri şurada gördüm. Gönderiyorum patrona, yine veriyorum. Dışarıdaki kaynaklı adamın açılmasını istemiyorum. Odun hapını alıyorum beyler. Bir tane market atacağım. Ekonomi düzeltmek istiyorum. Ve bir tane blacksmith atıyorum artık. Şuradan yine hareket ediyorum. Knight'larımı basmaya devam ediyorum. Adam nerede ya? Adam buradaydı ama. Neyse, hareket edelim. Taşımızı topladık. Şuraya kale atabiliriz. Gayet güzel bir yer. Ama şuraya atmayı tercih edeceğim. Çünkü gold'um yok. Gold'u korumam gerekiyor. Şurada bir hareketlilik var. Hiç dediğim gibi fight vermiyorum böyle, dikkat ederseniz. Mümkün olduğunca raid atmaya çalışıyorum. Geldim. Adam ipe geçiyor. Geçmiş bile, ben fark etmemişim. Sorun değil bu arada. Geldik. Oduna işçilerimizi gönderiyoruz. Raid'imizi yapıyoruz. Spin guard basacağız biraz beyler. Evet, şuraya kalemizi atabiliriz. İşçiler çalışmaya devam etsin. Bu arada sıkıntı yok beyler. Yani imp'e geçti, geçmedi. Benim için hiç dert değil. Bu arada yani imp'e geçmesi bu arada beni şaşırttı beyler. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. Geliyorum. Şuradan patrol vereceğim. Direkt simit atıyorum. Teknolojiye farkını yakalayabilmek için. Biraz arkadaşlarını çatacağım beyler. Crossbow basmak istiyorum. Bir tane daha spin guard basacağım. Geldim. Askerlerimi seçiyorum. Yine raid'e göndereceğim bunları da. Şu an hiçbir sıkıntı yok beyler. Korkmamız gerektirecek. Raid'lerimizi atacağız. Oyunu soğutmaya çalışacağız. Taktik tamamen bundan ibaret. Şuraya geldim. Yine yeniliyorum. İşçilere de getirdim. Farm açmaya devam ediyorum. Geldim. Crossbow'lar basıyordum. Bir tane daha spin guard basacağım. Çünkü adam da büyük ihtimalle Şahin topu getirecek. Geyik topluyor mu? Bakacağım ne olur ne olmaz, merak ettim. Tam görüşüm yok. Ekonomik haplarımı almak istiyorum. Aldım. Biraz daha taşa işçi göndereceğim. Toplamıyor rakip. Rakibe bir kafa atabiliriz peki şu an. Evlerimizi atmaya devam edelim. Farm açmaya devam edelim. Adam ısrardan aldatmıyor secretları, sıkıntı yok. Bu askeri okulları yıkacağım beyler. Adam büyük ihtimal askeri okullarına güveniyor. Ekosu oradan geliyor. Sıkıntı değil, kaçıyoruz. Şimdi biz de imp'e geçeceğiz beyler. Getirelim. Şuradan bir raid daha atacağım. Şu taraftan askerlerimi veriyorum beyler. Sadece raid üzeri çalışacağım. Şunları ayıralım. Base'e gitsinler. Şunlar gelsin. Raid atmaya devam etsinler. Ekonomik haplarımızı alıyoruz. Şu an bir de var ya, bizim ekonomimiz çok iyi. Yani adam imp'e geçti ama hiç sıkıntı değil. Biz istediğimiz gibi asker basabiliyoruz.
istediğimiz gibi ekomuzu yönlendiriyoruz. Farm ekomuzu oturttuk zaten. Sen ölme. Kapatmış burayı büyük ihtimal. Adamın her yerine bakıyorum. Geldik böyle şimdi. Şuraya bir tane Çin setliği atacağım. Artık o düşünsün. Geldik böyle ağaçların şeylerimizi atıyoruz. Stable'larımızı atıyoruz. Agresifleşeceğiz şimdi. Rakip bir şey toplamıyor zaten. O adam nereden altın topluyor ya? Evet, değdiğimizi atmaya devam ediyoruz. Bu kadar beyle. Şimdi şuradan gidelim bir daha. Aydır işlerimizi düzeltiyoruz, altına gönderiyorum. Oh man. Tüfekçi basmış bayağı. Şurayı bir daha açacağım. Adamı mümkün olduğunca rahatsız etmeye çalışıyorum. Şuraya geldik, attık. Night Up'ını alıyorum. Geldim. Şuradaki odunu toplayacağım. Oduncularımı düzeltiyorum. Şunu yıkadım. Yanlışlıkla şeyi de yıktık. Neyse sıkıntı yok. Evet, rakip geliyor beyler. Askerlerimizi basalım. Şuradan raid atmaya devam edelim. Oo. Shine toplayın, direkt snipelayacağım beyler. Adam zaten şimdi GG verecektir. Shine topladı, gider gitmez. Evet, adamın tüm C işleri gitti. Zaten Shine topladı da gitti. Oyun bizde bence artık. Bu saatten sonra oyunun çevirmesi çok zor. Sadece tüfekçi, işçi sayımız çok. İşçi siliyorum biraz. Geldik, kaçırdık şunları. Şuradaki aptalımızı alalım. Verdik değildi. Hiçbir şey olmaz böyle, tamir ediyoruz. Bakın şimdi geldik, Shine topunu snipeleyeceğim. Bu şekilde geldik, Spring Atlara da verdik. Tüm upload'ımı alıyordum. Geldik, Shine topu da gitti. Tek tek adamın her şeye gidiyor bu sırada. Ve GG geldi beyler. Dediğim gibi Çin'le oynarken böyle bu şekilde oynayabilirsiniz. Rakip hiç agresyon göstermedi. Rakip hiç agresyon göstermedi zaten. Direkt fast imp yaptı. Çin'e karşı işe yarayacak bir taktik değil. Şundan dolayı asker seçimimiz iyiydi. Direkt zırhlı atlı çıktık. Knight çıktık. Güzel raidler attık. Adamı çok oyaladık. Adam 3 delik aldı. Biz 2 delik aldık. Secret'ta da alıyorduk. Zaten Çin seti çok güzel bir attık. Tam geçiş noktası adamın. Arkada ekomuzu kurduk. Yani... Bundan sonra adamın alması çok zor oldu. Umarım bu Çin rehberi faydalı olmuştu sizler için de. Size tekrardan şunu anlatayım beyle. Tam oyunda söyleyemedim. Şimdi Çin'le oynarken eğer bulmayacaksanız ve mapiniz de güvenli bir mapse şunu yapın. TC'leri yan yana atın. TC mesela, örnek veriyorum, şuraya atmayın. Ya da gidip şuraya atmayın.
Eğer ki map'iniz güvenli bir yerse. Dere Tepe ise. Sebebi ise şundan dolayı, örnek verin, mesela gidersiniz buraya mid atarsınız. Bu da vergi birikir. Hem işçide daha hızlı çalışır vergi memnunat adınız için. Hem de pasif bir altın geliriniz olur vergi topladığı zaman. Ama diyelim ki map açık ve savunamayacaksanız, o zaman TC'yi buraya atmanızda sıkıntı yok. Mesela bizim gold'umuz savunmasızdı, o yüzden gittim TC'yi buraya attım. Mesela buraya vergi memnunat atasam bile işçiliğe gidecek, yine TC'ye bırakacak. Yani o farkı iyi anlayın. Çin Bey de çok güçlü bir yıldız. Sizler de bence oynayın. İlk önce çok karışık gözüküyor. Böyle işte vergi memuru, cartucu, ama oynayınca cidden çok seveceğiniz bir yıldız olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki uluslararası oynanış serisinde hangi ulusu görmek istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Mümkün olduğunca sizin istediğiniz ulusları çekmeye çalışıyorum öncelik olarak. Şimdiye kadar Fransa, İngiliz, Roma, Rus'u çektik. Bu da Çin. 5 oldu. Bir sonrakinin hangisini olmasını istiyorsanız yorumlara belirtin. Ve beyler, dediğim gibi sizden ricam, bu serinin devamını da istiyorsanız lütfen kanala abone olup yorum yazmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.